Çok kıymetli ETV izleyicileri, kutlu zaman diliminde değerli konuklarımız ve güzel bir konu ile tekrar İl Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu İftar Sevinci programında birlikteyiz. Sözlerimize kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim ile başlayacağız inşallah. Bizlere güzel sesi ve güzel kıraatıyla Kur'an ziyafeti sunacak olan Sultan Camii İmam Hatibi Mustafa Erdek hocamız aramızda. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Bizlere konu ile ilgili ayetlerden güzel bir demet sunacaksınız. Sizleri dinliyoruz hocam. Buyurun. Euzu billahi Ya en
tecessesu ve la yagtab ba'dukum ba'da. Kıymetli izleyenler, Ramazan ayı malum din görevlileri için çok yoğun bir mevsim. Değerli hocamız, Mustafa Erdek hocamız vakitlerini bizim için ayırdılar. Kendisine kıraatinden ve vaktini bize ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Kıymetli izleyiciler, bugünkü konumuz çağın hastalığı olan tecessüs, zan, dedikodu ve gıybetin zararları. Konuyla ilgili Şehzadeler Müftülüğü Din Hizmetleri Eğitim Uzmanımız Lütfi Bozkale hocamızın değerli görüşlerine başvuracağız. Onunla sohbet etmeye çalışacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam, tecessüs, dedikodu ve gıybet ne demektir? Bize açıklar mısınız hocam? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle muhterem hocam, bu tecessüs, zan, dedikodu ve gıybet insandaki temel manevi hastalıklardan olduğunu belirtelim. Bu hastalıkların ciddiyetinden dolayı Yüce Allah değerli hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenüştenibu kesiren mine zanni inne ba'de zanni ismun وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اَنْ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Öncelikle Yüce Rabbimizin buyurmuş olduğu bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu tecessüs, dedikodu ve gıybetin çok zararlı olduğuna vurgu yapmaktadır. İnsandaki manevi hastalıklardan olan tecessüs, casusluk demektir. Yani bir kimsenin gizli sırlarını ortaya çıkarmak, aşikar etmek için araştırdıktan sonra, araştırma süzgecinden geçirdikten sonra ona zarar verecek bir şekilde bunu ifşa etmeye biz tecessüs diyoruz. Evet. İkinci olarak zan, dedikodu, bunlar da bir insan hakkında, bir kardeşimiz hakkında ismet-i ademiyet esastır biliyorsunuz. İnsanda masumiyet esası vardır. Yani kötü zanda bulunmamak gerekmektedir. Ancak kötülüğünü gördüğümüz takdirde nesnel olarak onun kötülüğüne dair bir veri elimizde olduğu zaman biz o kimseye iyidir veya kötüdür diyebiliyoruz. Bunun dışındaki o insanla ilgili değerlendirmelerimiz görmediğimiz konularla ilgili zan kapsamına giriyor ve Rabbimiz bizi zandan da inne ba'de zanni ismun buyuruyor. Muhakkak ki zanın çoğundan sakınınız. Muhakkak ki zanın çoğu günahtır. Evet. Yani çok az bir kısmının işte günah olamayacağı, o da insanın görmediği bir şey hakkındaki kanaatlerindeki isabet
oranıyla alakalı bir durumdur. Yine bu o işte zandan uzak durmamız anlamına geliyor. Gıybeti zaten hepimiz biliyoruz. Evet. İnsanların, müminlerin hakkında, komşular hakkında dedikodu ve onların işittikleri zaman hoşlanmayacakları şekilde onlarla ilgili konuşmaya biz, yani bir üçüncü şahısla orada bulunmayan bir kişi hakkında konuşmak, onunla ilgili olarak ileri geri konuşmaya da gıybet diyoruz. Kıymetli hocam, gıybetin, tecessüsün ne gibi zararları var? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi değerli hocam, biraz önce de söylediğimiz gibi ismet-i ademiyet esastır. Yani insanlarda masumiyet esastır. Ve Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizleri yarattığında annelerimizin karnından dünyaya geldiğimizde tertemiz dünyaya geliyoruz. Ve Efendimiz bu noktada kullu mevludum yûledû alâ fıtratil İslam buyurmuşlar malumunuz. Bütün doğanlar İslam fıtratı üzere doğar. Dolayısıyla ismet-i ademiyet esastır. Bir insanın efendim hakkında tecessüste bulunmak, zanda bulunmak, Allah korusun bunu gıybet derecesinde ileri bir seviyeye taşımak, o insanın onuruyla, şerefiyle oynamak anlamına geliyor. Biz yani bunun toplumdaki zararlarını, cemiyetteki zararlarını günümüzde müşahede ediyoruz çeşitli şekillerde, çeşitli tecrübelerimizle. Bu konu gündemimize geliyor. Özellikle mahalledeki komşularla ilgili olarak, işte üçüncü şahıslarla orada bulunmayan bir kişinin dedikodusunu yaptığı zaman, komşu komşunun dedikodusunu yaptığı zaman bu o kişinin şerefiyle, haysiyetiyle ilgili bir takım boşluklar oluşturuyor. Yani bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerine işte bunu yasaklamış. Ben sahabilerimizin sizin huzurunuza, arkadaşlarımın huzuruna çıkarken kafamda hiçbir şey olmaksızın sizin hakkınızda herhangi bir fikir, iyi veya kötü fikir olmaksızın çıkmayı seviyorum buyurmuşlardır. Evet. Yani bu noktada eğer yapabiliyorsak elbette ki hüsnü zan güzeldir. Hüsnü zan mümin kardeşimiz hakkında hüsnü zan besleyeceğiz. Ha, o eğer iyi değilse, onu hak etmiyorsa bile biz sevgili peygamberimizin sünnet seniyesini tabi olma noktasında sevap elde etmiş oluruz. O kardeşimiz bunu hak etmiyorsa zaten hak etmiyordur. Ama kötü zanda, suizanda bulunmak böyle değil sevgili hocam. Bir insanda bulunmayan bir hasreti o insana yakıştırıyorsunuz, onu suçluyorsunuz, onu efendim toplumun nezdinde küçük düşürmeye, aşağılık bir mahlukmuş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Nitekim Yüce Rabbimiz ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmun min kavmin asa in yekun hayren minhum buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ey iman edenler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki o alaya aldıkları kimseler kendilerinden Allah katında daha üstündürler. Yine kadınlardan bir topluluk diğer bir kadın topluluğunu alaya almasın. Umulur ki o alaya aldıkları kadınlar onlardan Allah katında daha hayırlıdır, daha hayırlı olabilir buyurularak bizim birbirimiz hakkında ki davranışlarımızda müminler olarak yani bu kötülüklerden uzak durmamız gerektiğini Rabbimiz bize hatırlatıyor Hucurat Suresi 11. ayette. 12. ayette zaten biliyorsunuz zan ve gıybet üzerine vurgu yapıyor. Gıybeti öyle bir günaha benzetiyor ki biz yani bu işin ciddiyetinin farkında mıyız bilmiyorum. Kardeşinin, ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Kıymetli. Ve bundan tiksindiniz değil mi diyor Allah-u Teala Hazretleri. Bizzatihi kullarını irşad etmek için, o konuda ikna etmek için çok güzel bir örnek veriyor. Ölü kardeşin etini yemeye benzetiyor gıybeti.
sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri de bununla ilgili olarak işte gıybet yiyen, gıybet yapanların kardeşinin ölü etini yemesi konusunda bir takım işte şeyleri var. Sahabi efendilerimizle ilgili hatıraları var. İsterseniz bir tanesini orada anlatayım ben size. Tabii buyurun hocam. Selman-ı Farisi Hazretleri biliyorsunuz fakir bir sahabi idi. Bir gün Resulullah Efendimiz ve arkadaşlarıyla birlikte sefere çıktılar. Sefer hazırlığı yapıldı. Sefer hazırlıkları esnasında sahabi efendilerimizin fakir olanlarını Resulullah Efendimiz zengin sahabilerle eşleştiriyordu. Kardeş yapıyordu. Evet. Yani iki diyelim üç kişilik bir gruba işte bir tane fakir sahabeyi vererek onları da o şeyde eritiyordu. O potada eritiyordu. İdare etmelerini sağlıyordu. Evet. İşte böyle bir sefer esnasında Selman-ı Farisi de fakir, gariban bir sahabi olduğu için Efendimiz bir gruba veriyor. Diyor ki sen bunlarla yolculuk et. İşte bunlarla aşını, işini yap. Bunların işini gör. Tabi o zaman şeyde yani önceden bu parası olmayan, teçhizatı olmayan, gıdası olmayan mümin diğer grup üyelerinden biraz öne geçerek yemek hazırlıyor, su hazırlıyor. Sonra o grup konaklayacağı yere gelince o kardeşlerinin hazırladığı yemeği yiyormuş. Evet. Ve böylece karşılıksız da kalmıyor onların yaptığı bu iyilik. Evet. Bir hizmete mukabil olmuş oluyor. Evet. Şimdi Selman-ı Farisi böyle bir sefer esnasında yolculuk bayağı meşakkatli geçiyor. İlerliyorlar ve o grubundan biraz öne geçiyor ki işte gitsin azıklarını hazırlasın, yemeklerini hazırlasın. Fakat konaklayacağı yere Selman-ı Farisi önceden varınca çok yorgun olduğundan dolayı uyuyakalıyor. Daha sonra arkadaşlar geliyorlar, bakıyorlar ki yemek hazırlanmamış ve işte Selman'a serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki niye hazırlamadın yemeğimizi? Selman-ı Farisi de mahcup bir şekilde diğer müminlere yardım için kendinden önce hazırlık yapmış olan kimselerden yardım talep ediyor. Bunlardan birisi Enes bin Malik, Efendimizin hizmetkarıdır biliyorsunuz. Evet. Ona gidiyor işte yemek olup olmadığını hazır yemek varsa bir kendisine de bir sehim bir parça vermesini istiyor. O esnada Enes Hazretleri de diyor ki bize yetesi var yani fazla yok diyor. Diğer bir Müslüman kardeşine sormasını istiyor. Neyse konunun asıl nirengi noktası Enes Selman gidince yanındaki sahabiye diyor ki gittiği yere yani su kuyusuna gitse suyu kurutacak gibi böyle bir ifade uğursuzmuş gibi Selman-ı Farisi ile ilgili. Olumsuz negatif bir ifade kullanıyor Resulü Kibriya Efendimiz bu sözü duyunca tabii ki Efendimiz biliyorsunuz örnekleyerek, ikna ederek kötülükleri sahabilerine öğretiyor ve vazgeçiriyordu. Burada da aynı şekilde aynı benzer bir davranışta bulunarak kendisine doğru gelen Enes Hazretleri ve yanındaki sahabiye siz etmeyediniz diyerek bir kinayede bulunuyor. Onlar da hayır ya Resulallah biz et yemedik daha henüz azıklarımızı hazırladık diye safiyane bir cevap veriyorlar. Olayın şeyini mefhumunu anlamıyorlar. Efendimiz diyor hayır siz et yediniz dişlerinizde et kalıntıları var. Yani ölü kardeşinizin etini yediniz. Yani gıybet ettiniz. Selman'ın dedikodusunu yaparak efendim ölü kardeşinizin etini yediniz diyerek Allah-u Teala Hazretlerinin bu Hucurat suresindeki ayet kelimesindeki bu günahtaki şiddete vurgu yapıyor. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Hakikaten dedikodu ve gıybet netice itibariyle yani kişide, toplumda, cemiyette onulmaz yaralar da açabiliyor. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Kıymetli hocam, programımızın başında
değerli hocamız bize bir aşırı şerif okudular. Evet. Bu aşırı şeriften hareketle konumuz Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde nasıl bize açıklanıyor? Cenab-ı Allah neler buyuruyor bize? Evet, şimdi değerli hocam Hucurat suresine biz baktığımızda İslam alimleri, fakihlerimiz, usulcüler, usulü fıkıh uleması demişler ki Hucurat suresi ahval-ı şahsiye ile ilgili, yani Müslüman bireyin, Müslüman öznenin şahsiyetini İslam'a göre, Kur'an'a ve sünnete göre o yetiştirmesi, oluşturması noktasında en önemli suredir. Evet. Yani hakikaten yani usulü fıkıh kaidelerini biz oradan çıkarıyoruz. İşte biliyorsunuz işte Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri innemel müminune ihvetun buyurarak başlıyor. Muhakkak ki müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Fa aslihu beyne ahaveykum vettegullah leallekum turhamun. Yani Allahu Teala Hazretleri önce birbiriyle dargın olan müminlerin barışmasını istiyor. Müminlerin kardeş olduğu vurgusunu yapıyor. Ve biz buradan anlıyoruz ki inananlar kardeştir ve kardeşlik hukuku aralarında vuku bulmaktadır. İşte bu kardeşlik hukukunun gereği nedir? Devamında gelen ayet-i kerimelerde Rabbimiz işte onları alaya almamalar, müminler müminleri alaya almasınlar, mümin kadınlar, mümine kadınlar, diğer mümine hanım kardeşlerini alaya almasınlar diyerekten bu hukukun devamını Rabbimiz bize ikna ederek, irşad ederek izah ediyor. Ve devamındaki bir sonraki ayet-i kerimede yine tam konunun can alıcı noktasına değinerek zandan sakının, muhakkak ki zannın çoğu günahtır. Gıybet etmeyin, tecessüs yapmayın ve son olarak gıybet etmeyin, ölü kardeşinizin etini yemiş gibi olursunuz buyurarak noktayı koyuyor. Burada hemen bir anekdot aklıma geldi sahabe-i kiram efendilerimizden. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün işte İslam Devleti'nin reisi içki yasağı biliyorsunuz malum ayet-i kerime Maide suresiyle sabittir. İçki yasağı, içki içenlere uygulanan İslam hukukunda bir ceza vardı. Hazreti Ömer Efendimiz de içki içen bir sahabiyi takip ediyor. Sahabi düşünebiliyor musunuz? Hem namaz kılıyor hem İşte hamur, içki içiyor. Hazreti Ömer Efendimiz bunu yakalamak için takip ediyor. Konağının içinde, evinin içindeyken bahçe duvarından atlayarak o adamı yakalıyor. Yakasından tutuyor. Ey diyor işte falan, sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah'ın yasakladığı hamrı, içkiyi içiyorsun diyor yakasından tutarak. Hazreti Ömer Efendimiz heybetli bir Müslüman, Allah ondan razı olsun. Onun karşısındaki sahabi efendilerimiz de en az onun kadar cesurlar. Diyor ki sen Allah'tan korkmuyor musun? Beni evinde tecessüs yapıyorsun, takip ediyorsun, günahımı araştırıyorsun. Şimdi işte burada ikinci bir şey başlıyor sevgili hocam, hukuk başlıyor. Birinci evet. Hukuk günahlardan uzak durma. Günahların elbette ki cezası var. Ameli salih işleyenle gayrı ameli salih olan bir insan bir olmaz. Hatta Allah-u Teala peygamberlere bile çocukları gayrı ameli salih olduğu için uyarıda bulunmuş. Biliyorsunuz malumunuz Nuh Aleyhisselam'a oğlu ile ilgili olarak ya Rabbi bu benim ehlimdendi. Senin bana sözün var. Bunu kurtaracaktın. Ehlimi kurtaracaktın. Oğlumu da kurtar dediğinde ya Nuh diyor innehu min gayri amelin salih. Yani o onunla ilgili bilmediğin şeyin peşine düşme. Senin oğlun diyor gayri ameli salihti. İman edenlerden değildi. Dolayısıyla biz bakıyoruz ki Hazreti Ömer Efendimizle o sahabi arasındaki hukukta birinci iki veçe vardır. Birinci veçesinde günah ve günaha karşı tavır vardır. İkinci evet. Veçesinde ise günahı sır olan, gizli olan günahı araştırmama
vardır. Evet. Eğer bir insan, bir Müslüman bir günah işliyor ama onu gizliyorsa onu açığa vurmanın da bir anlamı yok. Evet. İşte Allah-u Teala Hazretleri la tecessesu, emir açıktır. Casusluk yapmayın diyor. Müslüman Müslümana karşı casusluk yapmaz. Hazreti Ömer Efendimiz'e o sahabe öyle deyince, Allah-u Teala böyle buyuruyor Hucurat suresinde deyince, Ömer Efendimiz ellerini yakasından çekiyor sahabinin ve sen haklısın diye geri dönüyor pişman bir şekilde. Bu defa diyor ki o sahabi, bu Allah'ın cezasını bana uygula ey müminlerin emri diyor. Beni günahımdan temizle diyor. Bakınız onlar yeryüzünün yıldızlarıydı sevgili hocam. Sahabi evet. efendilerimiz evet. öyle bir terbiyeden geçmişler ki her şey Allah için, Allah rızası için. Ceza da, mükafat da, kardeşlik de, efendim günahın günah olduğunu hatırlatma, emri bil maruf da, nehyanil münker de. Yani bir cümle, İslam'ın emirleri ve nehileri hep insanın yararına işletilmiş sahabi efendilerimiz arasında. Yani onun menfaatine olacak bir veçheyle işletilmiş ve birbirlerini çok sevmiş sahabi efendilerimiz. Bir Allah'ın emrini, Kur'an'daki bir emri hatırlatıyor o sahabi Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer hemen vazgeçiyor, bırakıyor. Çünkü en yüce kelime Allah'ın kelimesidir. Kelimetullah diyel hulya buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Eğer evet. Allah-u Teala bir hususta emir buyurmuşsa ona müminler itaat ederler. Ona icabet ederler Allah'ın o emrine. Nehyettiğinden de kaçınırlar. Fakat bununla birlikte işte dediğimiz gibi Müslüman kardeşimizin şahsiyetini rencide etmeden, onun şerefini ayaklar altına almadan, eğer bir ceza da verilecekse onu ıslah etmek, onun faydasına olacak bir şekilde yapmak. Yoksa onu yok etmek, onu cezalandırmak, onu toplumda küçük düşürmek, şerefini, haysiyetini ayaklar altına alacak şekilde işte günahlardan men etme diye bir şey de yok bizim dinimizde. Evet. Nitekim sahabi efendilerimiz, tabi'in fukahası, tebaat tabi'in alimlerimize, biz baktığımızda bunların hepsinde sizin de bahsettiğiniz gibi işte bu tecessüs, gıybet, zan, dedikodu ile ilgili olarak böyle çok güzel örnekler yaşantılarında göstermişler. Kıymetli hocam, asr-ı saadet şüphesiz ki bizim için örneklerle dolu, örneklerle dolu bir zaman dilimi. Peki Peygamberimiz bu konuyla ilgili hadisleri var. Peygamberimiz hadisleri Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine açıklamak için evet. malum aşikar bize birer örnek. Evet. Peygamberimiz bu konuyla ilgili bizlere neler buyuruyor? Yani kısa bir şekilde. Sevgili Peygamberimiz la yedhulul cennete ennemmamu buyurmuş. Evet. Nemmam yani nemime yapan kardeşi, Müslüman kardeşi hakkında casusluk yapıp onu gizlice dinleyen, sonra o sırrını gidip başka yere laf taşıyan, daha doğru bir ifadeyle başkasına taşıyana nemmam deniliyor. Efendimiz bunlar cennete giremez buyurmuşlar. Yine la yedhulul cennete vel kattat, yani kattatlar da cennete giremez buyurmuş Efendimiz. Şimdi nemmam bir toplulukta bir şahısla ilgili bir kelimeyi dinleyip onu başkalarına aktaran demek sevgili hocam. Evet. Katsat ise daha kötü, daha bir kötü bir manayı çağrıştırıyor. Kattat ise gizlice takip edip, yani o şahısların haberi olmaksızın gizlice takip edip onun aleyhindeki delilleri toplayarak daha sonra lazım olduğu zaman kendi menfaati için ifşa eden demek. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza. Müminleri bu hastalıktan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte biraz önce Selman-ı Farisi Hazretlerinden de onunla ilgili anekdottan da anlaşılacağı üzere gıybet konusundaki tavrı çok nettir. Bir gün ölü kardeşinin etini
yemiş olacağını gıybet edenin, ölü kardeşinin etini yemiş olacağını ifade ettiğinde Efendimiz, Resulullah Efendimiz, sahabi efendilerimiz demişler ki ya Resulallah doğru da mı olsa o söylenen, o kişi hakkında söylenen, evet doğru da olsa buyurmuşlar. Zaten yalan olsa iftira olurdu buyurmuşlar. Evet. Biz buradan anlıyoruz ki gıybet Müslüman kardeşimizin hakkındaki doğruya dayanan, doğru gerekçelere dayanan fakat onun bulunmadığı bir ortamda söylenilen sözler. Eğer doğru değilse bir ikinci günah daha o yapanın sırtına yükleniyor. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Bir de iftira. İftiranın ve gıybetin toplumdaki zararlarına biz baktığımızda sevgili hocam, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bedene ait gıybetten bahsediyor. Mesela Hazreti Ayşe annemiz aklıma şu an geldi. Hatırladım. Hın bir anekdotta. Diyor ki bir gün diğer Resulullah Efendimiz'in hanımlarından birinin boyunun kısa olmasını işaret ederek ya Resulallah bu kısa boylu kadın mı sana yemek getirecek dedi diyor. Efendimiz Hazreti Peygamberimiz öyle diyor bu sözden etkilendi ki ya Ayşe sen öyle bir söz ettin ki eğer o söz denize düşseydi denizi ifsad ederdi. Okyanusa düşseydi okyanusu ifsad ederdi yani. Bu yani derece ağır bir söz yani kişiyi bedeni kusurundan dolayı, bedeni bir özelliğinden dolayı gıybetini yapma Sayın Hocam. İkinci olarak nesebe ait bir gıybet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden yola çıkarak biz baktığımızda insanlar annelerinden doğarken İslam üzere doğarlar. Kullu mevludun yuledu ala fıtratil İslam buyurmuş, ferman buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her insan anasından İslam fıtratı üzere doğar. Dolayısıyla doğuştan getirdiği bir özellikten dolayı biz onu kınayamayız. Yani soylu muydu, soysuz muydu veya şu muydu, bu muydu gibi net gerekçelerle biz insandaki o harimi ismetiyete zarar veremeyiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bizi sakındırdığı özellikler bunlardır diyebiliriz hocam. Kıymetli hocam, kutlu zaman dilimindeyiz. Oruç tutuyoruz hepimiz. Evet. Zaman da çok daraldı. Birkaç dakikamız var. Tecessüsün, dedikodun, gıybetin oruca zararı var mı? Evet. Bunu da kısa bir cümleyle açıklarsak programımız da bitmek üzere. Yani Yüce Rabbimiz ey insanlar biz sizi diyor bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sonra sizi kabilelere, kavimlere ayırdık. Ama Allah katında üstün olanınız inne ekremekum indallahi etkakum buyurmuş Yüce Rabbimiz. Sizin Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileri olanınızdır. Şimdi bu gibi kötü hasletlerin, tecessüsün, gıybetin, dedikodunun, kötü zannın zararlarını, toplumdaki zararlarına biz baktığımızda, fert ve cemiyet hayatındaki zararlarına baktığımızda biz hep İslam'ın nurlu kaidelerine riayeti görürüz sevgili hocam. Bu noktada yani ahlaka ait gıybet orucumuza elbette ki zarar verir. Yani manevi anlamda takvamıza zarar verir. Allah-u Teala ne buyurmuş? Sizin Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileri olanınız. Çok namaz kılanınız, çok oruç tutanınız demiyor bakınız. Sürekli ibadetlerine devam eden elbette ki farz ibadetleri yerine getirecek. Farz oruçlarını tutacak. Oruç burada farzdır. Orucun hakikati sabittir. Orucunu tutacak ama bununla birlikte gıybet de yapmayacak. Ahlaklı da olacak. Din kardeşine sevecen davranacak. Hoşgörülü davranacak. Efendim onun hoşlanmayacağı sözleri arkasından söylemeyecek, sarf etmeyecek. Bunlar orucun belki fıkhi yönüyle ilgili yani orucu bozan şeyler değil ama orucun manevi yönüyle ilgili, orucun faziletiyle ilgili
fıkhi yönlerini bozacak şeyler. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz Allah'ın huzuruna çıktığımızda Rabbimiz işte din oruçlarımızı kabul buyurması için işte orucumuza dikkat etmeliyiz. Efendimiz ne buyurmuş? İşte kişinin aç susuz kalmasına Allah-u Teala'nın ihtiyacı yoktur. Evet. Yani bu dedikodu yapan, kötü söz kullanan, efendime söyleyeyim, orucun faziletlerine aykırı bir şekilde hareket eden müminlerin orucuna Allah'ın ihtiyacı hakikaten yoktur. Evet. Niye? Çünkü özsüz bir oruçtur o. Evet. Öz nedir? Öz takvadır, iyiliktir, ihsandır. Siz de malumunuz bu Ramazan'daki temamız iyilik temasına uygun. El-İslamu Hüsnül Kulki buyurmuş Efendimiz. İslam güzel ahlaktır. Dolayısıyla oruçlarımızı kabul etmesi için Rabbimizin İslam'daki ahlaklı o güzel olmak, ahlaki şeyleri hayatımıza yansıtmamız gerekiyor sevgili hocam. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Gıybet ve dedikodu ile ilgili güzel, hoş bir sohbet ettik. Gerek Kur'an-ı Kerim'den, gerek Peygamberimizin hayatından, sahabelerin hayatından güzel örneklerle hoş bir iftar sevinci programı yaptığımıza inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Değerli izleyenler, bir programımızın sonuna daha geldik. Kutlu zaman diliminde gıybetsiz, dedikodusuz bir hayat yaşayan, orucunu hakkıyla tutan müminlerden oluruz inşallah. Efendim, hayırlı iftarlar diliyorum. Kur'an'la kalın. Thank you.